Fayanslarımı yapıştırmak için, en azından denemek için, yapıştırma denemesi için böyle sıcak silikon tabancası aldım. Fayans ve silikon ne alaka diyebilirsiniz. İşte benim için de ne alaka, test yapacağım. Onun için aldım bunu. Ama ona girmeden önce eğer videolarım size yardımcı oluyorsa ve siz de Türkçe içeriklere destek vermek isterseniz bunu videolarımı beğenerek, forumlarda paylaşarak ve sağ alt köşedeki abone tuşuna tıklayarak yapabilirsiniz. Şimdi ne alaka? Evet, fayans ve şey. Mutfağımızı biz kendimiz yapıyoruz. Mesela tezgahımı yaptım. Videolarını paylaşacağım. Henüz paylaşmadım. Ondan sonra fayans kendimize yaptık. Böyle boş beyaz fayans aldık. Ondan sonra bu üzerlerindeki şekilleri biz kendimiz yaptık. Kalıp kestik falan. Onun da kendi videosu olacak. Şimdi direkt fayansları duvara takmak istemedik. Çünkü bu evden çıkacağımız zaman elbette bir gün çıkarız. Burada kalacağımızı sanmıyorum çok uzun süre. Çıkarken de fayansları söktük ettik. Sonra duvara tekrar tamir ettik. Çünkü fayansı takarken yerine şey... İlaç diyesim geliyor. Kendi harcı var. Kendi harcına tabii ki duvara yapmanız lazım. Ondan sonra onu sökerken duvarın kendi de geliyor. Biz de dedik ki duvarın üzerine böyle bir plaka çivileyelim. Fayans takacağımız yere böyle ince MDF bir plaka aldık. Bu değil de bu bir örnek yani. Hani duvara bunu monteleyelim çiviyle, vidayla her neyse. Ondan sonra fayansları da bunun üzerine yapıştıralım. Sıcak silikon da olursa ne güzel. Çünkü çok hızlı bir şekilde uygulanabilecek bir şey. Şimdi olay o. Onun da videosu var. Bu mutfakla ilgili zaten bütün videoları yayınlayacağım yavaş yavaş. Onları izlersiniz. Şimdi neden bunu da bunun videosunu yapmak istedim. Çünkü üzerine böyle çok insan düşünmüyor. Mesela ben sıcak silikon tabancası, sıcak silikon. Benim hepsi için, hepsi benim için aynıydı yani. Mesela silikon da benim için yani silikon. Ama o kadar da kolay, ya o kadar da basit değilmiş. Yani en azından şöyle bir durum var. Silikonların da ısısı var. Mesela bu Project Farm. Project Farm diye bir şey var. YouTube'da kanal var. O bunun testini yapmıştı mesela. Ben de o yüzden gittim bunu aldım. Şimdi bu 135 derece ve 210 derece arasında kullanılabiliyor. Yani 135 derecede yapınca daha az yapışkanlık sağlıyor. Isıtınca iyice 210'lara falan çıkınca daha iyi yapışkanlık sağlıyor. Daha iyi yapıştırma sağlıyor. Ben dedim ki ya baktım demek ki öyle bir şey varmış. O zaman bunu hangi tabancayla kullanılması lazım? Hani tabancalarda değişik değişik ya özel kendi işine özel oluyor ya da şöyle söyleyeyim ya sadece düşük ısılı yapıştırıcılarda çalışıyor ya da sadece yüksek ısılılarda çalışıyor. Kimisi de böyle burada ayarı var. Mesela bakın 140'tan 220 dereceye kadar ayar koymuşlar buraya. Birazdan açıp göstereceğim zaten. Kimisi de böyle ayarlı oluyor. Ben de gittim uygun bir fiyata. Fiyatı uygun olarak bulabildim. En yüksek wattlısını aldım. 300 wattlık bir şey aldım. Şimdi bunu bir açacağım. Kutu içeriğine de bakalım. Ne demiş? İşte model S808 New Akalox Tools. İsimleri hiç önemli değil çünkü hepsi herhalde aynı şeyde üretiliyordur. Altmount Kulukan 300 Watt, 100-240 Volt. Ondan sonra Altmount Kulukan Kate Standard. Burada bir şeyler. Energy Security neyse 140 derece ve 240 derece arasıymış. Optional Thermal Regulate şeyler yazmışlar. Constant Temperature yazmış. High Tech Chip Inside. Birazdan göreceğiz. Yüksek teknolojide içinde chip varmış. Made in China. Working Instructions, çalışma bilgileri, bunları okuyor muyuz? Tabii ki okumuyoruz. Önemli olan bir şey varsa ben zaten buradan belirtirim. Ondan sonra yanında bir de böyle şey vermişler. Sökmek için bir tane daha uç ince yerlere gelirmek için. Bu uçun bir özelliği var. İçinde bilye var. Neden bilye var? Mesela bu sıcak silikonların şeydir. Bunu böyle çalışmadığınız zaman koyarsınız yan tarafına. Ucundan sürekli böyle silikonu damlatır, her yeri batırır. İçine böyle bilye koyuyorlar ki o şey yapmasın. Bilye akışı durdursun. Siz buradan şey yapmadığınız, tetiğe basmadığınız sürece kendi kendine akmasın diye. Böyle yanında bir şey vermişler. Hepsinde yoktu. İnternette baktıkların hepsinde yoktu. Ben özellikle bununla birlikte gelen aldım. Hepsinde çünkü en azından fotoğraflarında göstermemişti. Yani belki hepsinin yanında geliyordur ama ben özellikle satarken fotoğrafının yanında bunu da gösteren bir tanesinden aldım. Şimdi bakalım. Bunu açacağım. Ondan sonra içine de bakarız. Amper gerçekten 300 watt mı gerçekten? İçinde bir sıkıntı var mı vesaire vesaire. Şimdi gözden geçiririz. İş açıkçası tahminimden daha iyi çıktı ama buradaki lehim bağlantılarını biraz beğenmedim. Bu otomatik yapılan lehimler, makine tarafından yapılan bu yüzeydeki lehimler, bu parçalar onlar fena değil. Ama bu mesela bu elektrik kablosunu falan girdiği yerler onları elleriyle yapıyorlar. Mecburen makine yapamadığı için. Onların kalitesi çok iyi değil. Mesela bir tanesi buradan kamera netlemeyi tercih ederse etmeyecektir tabii ki. Mesela o kötü. Ondan sonra bu termokapı var. Bunların lehimleri çok öbür tarafı falan geçmemiş. Onlar biraz kötü. Onları tercih edeceğim ama onun haricinde fena değil. Burada kullanılan parçalar da eğer merak edenler olursa bir tanesi BT
netle artık. Telefonun netlemesi beni deli ediyor gerçekten. Oraya netleyebildiğini biliyorum. Oraya netlersen netle oraya. Gerçekten deli ediyor beni ya. Oraya netleyebildiğini biliyorum canım benim. Hah. BT-136SM, NXP onlar çok önemli değil. Üretim kodları, parça kodları falan ama ben anladığım kadarıyla, yani görebildiğim kadarıyla BT-136S. Bir tane triac falan herhalde. Bir tane de burada kontrol için herhalde ya da voltaj regülatörü de olabilir. 3BAK-358A her neyse. Onun haricinde burada bir tane LM7 diye diyot var sanırım. Bir tane yanında zener diyotu var. Kodu gözükmüyor. Burada 100 mikrofaratlık, 125 voltluk bir tane parça var. Burada herhalde bu kalibrasyon için. Potansiyometreyi belki herhalde kalibrasyon ediyordur. Voltajı yani şeyi, ısıyı kalibre ediyordur. Bu zaten ısıyı aradığımız şey potansiyometre. Burada da birkaç tane direnç var. 155, 564, 473, 473, 473, 473, 561. Burada bir tane sigorta var. Bunun altında birkaç tane daha rezistör var sanırım. Bu da çok da önemli değil. Arkasında bir şey yok. Yani onun haricinde burada ısı şeyi var. Cihazın kendisi var. Herhangi bir kodu falan yok. Hani çünkü bazen böyle şeyleri birkaç değişik yerde kullandıkları için üzerinde bir kod olabiliyor. Kodu arıyorsunuz. 100.000 tane değişik araya çıkıyor. Bunda öyle bir şey yok. Burada ısıtıcı var. Rezistanslar. Bunun altına bir tane termokapıl koymuşlar. Isı ölçmek için. Şöyle şuraya ortaya yerleştirmişler. Fena değil açıkçası ya. Bence çok şey değil. Gözüme çarpan çok dandik bir şey yok açıkçası. Aman sanırım bu nasıl olabilir dediğim. Buradaki lehimleri dediğim gibi yenileyeceğim. Bu kavluların falan kendi elleriyle dediğim. Elle lehim yaptıkları parçaların lehimini tazeleyeceğim. Onun haricinde bir de işte açacağım birazdan. Elektriğe bağlayacağım. Isısını ölçeceğim. Gerçekten dediği ısılara çıkıyor mu? Buradan termometre ile ölçüm yapacağım. Olmazsa buradan büyük ihtimalle bunun kalibrasyonu da buradan yapılıyordur. Kalibrasyonu yaparım. Onun haricinde bir de ammetre ile ampermetre ile gerçekten 300 watt çekiyor mu? Çekmiyor mu? Az mı çekiyor? Daha mı çekiyor? Bir de ona bakacağım. Ondan sonra da toplarız. İşimiz de bitirmiş oluruz videoyu. Üzerimde 220 dereceye kadar çıkıyor yazsa da 210 dereceleri zor gördük. Ama içinde silikon olursa nasıl değişir bu bilmiyorum. Buradaki potansiyometre ile biraz oynadım.
buradaki potansiyometrenin ısı kalibrasyonu olduğunu düşünmüştüm. Bununla oynamak yani çok bir değişiklik getirmedi. Ben çok bir değişiklik göremedim yani. En iki uçta denedim. En sağda, en solda, ortada. Yani iki tarafta da denedim. Herhangi bir çok bir değişiklik göremedim. 200 derecede bu kadar çıkıyor işte. 190-200 görüyor. 220'ye çok ihtiyaç falan bilmiyorum ama mesela bunun üzerinde 210 dereceye kadar var. Yani bunun 210 dereceye kadar elektrik kullanılabiliyor demek. Belki biraz üzerine de çıkıyordur, emin değilim. Yani tüm yapışma potansiyelini büyük ihtimalle kullanamayacak gibi gözüküyor, emin değilim. Buradaki şeyleri de, lehimleri de yeniledim dediğim gibi. Bayağı şeydi, tam yapışma, tam lehimlenme sağlanmamıştı. O yüzden onu yaptığım iyi oldu. Onun haricinde de çok diyebileceğim açıkçası bir şey yok. Amper kısmına geleyim. Amperde de ilk başta böyle ilk bunu en sağ çevirip en yüksek derecesini aldım ki en yüksek amperi çeksin diye. İlk fişe taktığımda 1.5 amper falan çekti. O da 350 watt'a falan denk geliyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde 0.6 ampere düştü. Tabii bu benim yaptığım doğru bir testtir. Bundan emin değilim açıkçası. Yanlış yapıyorsam aşağıya yorumlar kısmında belirtin. Hani buradan çektiği amperi görmeye çalıştım. Çoğunlukla 0.6 çekti ısınıncaya kadar. Isındıktan sonra da doğru düzgün bir amper çekmiyor zaten ısındığı için. Kendine normal ısıda tutuyor zaten. Onun için çok bir amper çekmiyor. 0.6'da 330 watt'a falan, 300 diyorum, 130 watt'a falan denk geliyor 0.6 amper. Yani hani şimdi bu yaptığım test, onlar neye göre 300 watt diyor? İlk çektiği ampere göre mi 300 watt diyor? Yani neye göre 300 watt? Ona tabi ona diyebilecek bir şeyim açıkçası yok. Nasıl hesapladığını çok bilgim yok. Buradan çektiği watt çoğunlukla 0.6 watt. O da 130 watt'a denk geliyor diyebilirim yani. Eğer aletlerimde, cihazlarımda bozukluk yoksa. Diyebileceklerim bunlar. Artık bunun kullanılmasında birazdan şeyler yerine takarken. Aslında başka bir videoda o videoya bakarsınız. Hani silikonla fayans takma herhalde. Silikon sıcak silikonla fayans yerleştirme gibi bir video olur başta herhalde. Onu oradan bakarsınız artık. Bu video zaten gereksiz uzadı ama en azından işte bakmış oldum ki garanti olmuş oldu. Sorularınız falan varsa aşağı yorumlar kısmına bırakın. Bu tarz içeriklere destek vermek isterseniz, Türkiye içeriklere destek vermek isterseniz, bana destek vermek isterseniz bunu videoları beğenerek, forumlarda paylaşarak ve sağ tuşundaki abone tuşuna tıklayarak yapabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.